Şimdi diyor ki, milli çıkarlarımızdan oluşan ilkeler yerine gayri milli politikalar, ulusal birliğimizi savunan kadrolar yerine bölücü terör örgütlerini masum göstermeye çalışan, kurucumuz Atatürk'e hakaret eden ithal kadrolar konulmaktadır. Şimdi oradaki vurguları da çok önemli hocam. Şimdi burada olaya baktığımızda, şimdi Yılmaz Ateş olsun, az önceki yine eski genel başkan yardımcısının ifadeleri olsun. Ya da CHP'de Kılıçdaroğlu döneminde yapılan CHP parti düzenlemesi, yani alan temizlemesi, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı, kendine tabi olmayan, kendi fikrine uymayan herkesi tasfiye ettiğini gördük. Ve bunlar ise genel bir bakış baktığımızda genelde ulusal milliyetçi tabanı var bu CHP'nin. Ve buradaki önemli köşe taşlarını Baykal, onları özellikle yıllar içerisinde o kadar toplayabilmiş, CHP'yi bir ulus partisi şey haline getirmeye çalışırken onları tasfiye edildiğini görüyoruz. Yani Baykal tabii artık yaşlı adam. Kötü, Allah sağlık versin, yani bir şey edecek halimiz yok. Allah sağlık versin. Zor durumda. Baykal'ın yanındaki tüm milliyetçi, eski bir büyükelçisi vardı yine, milliyetçi söylemleriyle Türkiye'nin ulusal çıkarlarını savunan bir şeydi. Yani ulusal duruşta olan herkesi tavsiye ettiğini görüyoruz. Ve karşında da Yılmaz Bey'in dediği ifade şey olarak çok doğru şeyler söylüyor. İşte dedim, tezkereye hayır verirken gördüğümüzde, işte bizim şeydekiler ifşa etti. Mesela Libya'daki ilk MİT operasyonunda orada görev yapan subaylarımız vardı, şeylerimiz vardı. Bunlar ilk ispiyon edenler, yine CHP dünya kamuoyunun önüne getirdi burada şey yap. Karabağ'da işte vatanı için, milleti için, bayrağı için ya da Türksün, Türk milleti adına diyor bakıyorsan Karabağ'daki bu savaşa buraya giden gönülleri cihadist bilmem ne primitif gösterip hatta DHMH tipi şeylerle dünyanın gözlerini düşürerek bir nevi Türkiye aleyhine çok ciddi bir kampanya yürüttüler. Yani bunlar CHP ne derse desin bu günah galerisinden kurtulamaz. Yani bu duruşuyla CHP'nin kurucu Mustafa Kemal'in kemiklerini sızlatıyorlar. Burada bir şey daha araya girebilir miyim Buyurun. Hikmet Bey? Geçtiğimiz günlerde CHP'nin parti meclis üyesi Kadir Gökmen Öğüt bir televizyon kanalında Türkiye'deki rahatsızlıklarını ifade edip NATO'nun bu rahatsızlıklar nedeniyle Türkiye'ye müdahale etmemesinden yakınmıştı hatırlarsanız. Dolayısıyla aslında bu da biraz önceden deminden bu yana konuştuğumuz değişimin en uç göstergelerinden bir tanesi. NATO'nun Türkiye'ye müdahalesini isteyebilecek kadar, yani AK Parti iktidarından duyduğu rahatsızlık nedeniyle ve Türkiye'de sandık ve millet icazeti yoluyla bir türlü iktidara gelemediklerinden hareketle NATO'nun müdahalesinden bile medet umacak kadrolar oluştu. Aslında eğer siyaseti doğru yerden yapmış olsalardı bu açıklamayı yapan parti temsilcisiyle ilgili bir disiplin soruşturması yapmaları lazımdı. Aynı şey Sayın Ünal Çeviköz'ün ifadelerinde de sıkça hep rastladık. Özellikle Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'ne şikayet ederek Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye demokrasi müdahalesi yapması, Türkiye'nin daha demokratik bir çizgiye gelebilmesi için Türkiye'ye müdahale etmesi talebinde bulunması da aslında bu gayrimillilik meselesinin hangi boyutlara vardığının göstergesi. Bütün bunlar dediğim gibi vahim bir tablo ortaya koyuyor. Sayın Burada Metinler, bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Cumhurbaşkanı da geçen gün ifade ettiği bir şey var. Milli ekonomi hamlesi. Ve milli ekonomi hamlesinin Türkiye'de başladığı işte milli iktisat işte Cumhuriyet Osmanlı'nın son döneminde başlıyor ama Atatürk döneminde milli iktisat politikası izlenmişti. Ve bununla ilgili Türkiye'de bir envanter çalışma yaparak Türkiye'nin ilk fabrikaların temellerinin atıldığını biliyorsun. Milli ekonomi hamlesini Cumhurbaşkanı dedi. CHP hemen karşısına çıktı. Cumhurbaşkanı'nın dediği bir şey var. Atatürk'ün başlattığı bir hamle, milli ekonomisi ben söylüyorum. Ama CHP Atatürk'ün hamlesini de kabul edese onu da kabul etmiyor yani. Onun da karşısına çıkıyor. Onun için bu CHP'nin duruşunu anlayamıyoruz yani. Köklerden bayağı uzaklara doğru gitmiş bir şey var. O tek parti faşizmi diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı. Atatürk sonrasını esas kastediyor. O orada gönlünü görüyor. Aynı faşizmin yansıması bugün görülebiliyor bu işlerde. Siz ne diyorsunuz? Şimdi ben iki açıdan ele alıyorum. Bir siyasetçi olarak da iki açıdan ele alıyorum. Bir, ihraç olayı. Başlı başına konuşulması gereken bir olay. İki, ihraç edilen bu siyaseten değerli arkadaşlarımızın eleştirilerinin ayrıca tartışılması. Bana göre ihraç olayı doğrudur. Yani neden? Şu açıdan doğrudur. Yani parti içinde paralel parti olmaz. Ben AK Parti'de siyaset yapan bir insanım. Nazım kardeşim de AK Parti'de siyaset yapan bir insan.
sabah akşam çıkalım, genel başkanımızı, cumhurbaşkanımızı eleştirelim. Partinin politikalarını yerden yere vuralım. Bu iş bir partinin kabul edebileceği bir durum değil. Doğru oturup doğru konuşacağız. İşte Muharrem İnce partiden ihraç edildi. 3 defa şu an Muharrem İnce'nin yanında siyaset yapan arkadaşlarından 1-2 tanesi sabah akşam Muharrem İnce'yi eleştirsinler. Parti politikalarını eleştirsinler. Şimdi bu olmaz. Ama bu... şöyle söyleyeyim, hani bir en azından fikir yürüterek. Şimdi diyor ki o ihraç edilenler, bizim diyor Cumhuriyet Halk Partimiz buydu. Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Bu bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin asıl kimliğini dönüştürmek istiyor. Biz bunu kabul etmiyoruz diyor. İşte o açıdan diyorum, eleştirilerini çok anlamlı ve değerli bulurum. CHP eleştirisi konusunda Nazım kardeşimin de Cemal hocamın da dediklerini çok çok değerli buluyorum. Yani bu eleştiriden dolayı ihracı normal buldunuz. Tabii ki o parti içinde olmaz. Kılıçdaroğlu parti açısından diyor. Kılıçdaroğlu CHP'sini evet, beğenmiyorsanız Kılıçdaroğlu CHP'siyle birlikte CHP'nin siyasi kıblesinin değiştirildiğine inanıyorsanız o partide siyaset yapmazsınız. Açık bir deklarasyonla partiden ayrılırsınız. Hem partinin içinde kalıp hem sabah akşam genel merkezi, genel merkez politikalarını, genel başkanı, genel başkan politikalarını eleştirmek siyaseten kabul edilecek ama bir durum diyorlar, değil. Ama şey diyorlar, şeydi yani verdikleri mücadelenin nedeni, işte biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni bak, tekrar bize kurtarmak istiyoruz. Bu merenk olarak geri döner, yapmayın. Hayır ben yapmayın şey yapmıyorum, bunu. Ben kimsenin avukatını yapmıyorum. Sadece yok, fikir yok, biz bunu yaşadık yani Sayın Davutoğlu yaptı. Burada başka sadece, arkadaşlar. Mehmet Bey belki şöyle bir saptama yapmak lazım. Hani Cumhuriyet Halk Partisi çok fazla... parti içi demokrasinin Türkiye'de temsil edildiği aynen, tek parti olarak kendisini tanımlıyor ya. Ve parti içi demokrasiyi çok önemsediğini iddia ediyor ya. Şimdi bu iddialar açısından büyük bir çelişki bu aslında. Hayır valla ben o diğer, katılırım ona. Zaten ikinci bölümde ona değineceğim de. Şimdi biz... Mehmet Bey, şimdi bu isimlerle program yaptığım için... Yani onların cümlelerini ses aktarıyorum orada. Kimsenin avukatlığını falan yapmıyorum. Diyorlar ki mesela AK Parti örneği verdiniz ya. AK Parti'de Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bu kadrolar dediler ki AK Parti kurulurken AK Parti böyle bir parti. Gelip bizle siyaset yaparsanız bu ilkelere göre yapacaksınız arkadaş dediler. Böyle devam ediyor. Şimdi siz AK Parti'ye girip AK Parti'nin içerisindeki kuruluştan beri var olan ilkeleri eleştirmeniz ahlaki olmaz. Ama bu isimler diyorlar ki ihraç edilenler, Mehmet Sevgen gibi isimler. Cumhuriyet Halk Partisi bu değildi. Kemal Kılıçdaroğlu geldi buraya, kondu tepeden ve dönüştürmek istiyorlar. Diyorlar ki biz partimizin asıl sahipleri biziz. Dönüştürülmesine izin vermediğimiz için bu mücadeleyi vermek istiyorlar. Bunlar doğru, bunlara itirazım yok ki benim. Yani... Sayın Metiner, özür dileyerek bir şey daha söyleyebilir miyim? Şimdi geçtiğimiz bütçe görüşmeleri başlayacak. Geçtiğimiz bütçede Sayın Kılıçdaroğlu mecliste AK Parti grubuna döndü. Belki sizin de bulunduğunuz bütçe görüşmelerinde benzer ifadeleri yine kullanmıştır. AK Parti grubuna dönerek dedi ki, mecliste liderinizin gözüne bakarak el kaldırıp indiren milletvekilleri doğru, olmayın ifadesiyle küçültücü, alçaltıcı bir ifade kullandı. Aslında yani bu o Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 600 milletvekilinin hiçbirisine söylenebilecek bir cümle, bir ifade değil. Ama öbür taraftan da yani elbette ki parti disiplini çok önemli. Parti içerisinde genel başkan parti politikalarıyla ters düşmemek çok önemli. Ama hani iddiası çok seslilik olup, iddiası parti içi demokrasinin temsilcisi olup, iddiası parmak indirip kaldıran vekiller olmayın gibi bir temel iddiaya dayanıp da parmak indirip kaldıran vekiller isteyen bir profil çıkınca bir eleştiri konusu oldu. Bütün yani bunlara katılırım ama ikinci bölümü söylemediğim için. Şimdi arkadaşlar başımıza gelebilecek bir olay üzerinden başkasını eleştirmek ya bu bize yakışmaz yani. Ben CHP'yi bu açıdan eleştirmem. Karl Popper'ın çok sevdiğim, çok çok sevdiğim yani o açık toplum, açık toplum ve ilgili düşmanları, şeyinde ve düşmanları. En sevdiğim yanı da Popper'ın. Ben bir ideolojiye hesaplaşırken onun zayıf noktalarıyla hesaplaşmam diyor. En güçlü tezleriyle. Ya bana ne CHP'nin içindeki ihraçlardan? Dediğin şey çok anlamlıdır. Parti içi demokrasi diyeceksin, bugün geldiğin yere bak. Çok seslilik diyeceksin, bugün geldiğin yere bak. Bu çok anlamlı bir siyasal eleştiridir. Çok çok anlamlı, çok değerlidir, buna katılırım. Ama şunu asla kabul etmem, bakınız. Ben şimdi burada oturacağım, Sayın Recep Tayyip tabii, Erdoğan diye başlayan cümleler kuracağım. Tayyip Erdoğan ilk başlarda parti ilkelerine bağlıydı. Sonra ortak akıldan saptı, partide tek adam rejimi oluşturdu. Sabah akşam bunu diyeceğim. Ben bu partide siyaset yapmam. Ahlaki olan böyle inanıyorsan AK Parti'de siyaset yapmandır. Ahlaki olan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP değiştirildi, dönüştürüldü.
iddiasına inanıyorsanız oradan ayrılmanızdır. Bunun içinde kalarak sabah akşam söylediğiniz her şey doğru olabilir. Bakınız ben onunla ilgili değilim. O yüzden eleştirilerini anlamlı ve değerli bulurum. Bana göre de Kemal Kılıçdaroğlu bir projedir. Kemal Kılıçdaroğlu birlikte CHP'nin o eskiden de tasvip etmediğimiz, yani Şank eskisini çok tasvip ediyoruz da niye oradan sapıldı diye. Yani Önder Sav falan da savunacak durumumuz tabii yok. Tabii ki ama bu gerçek. Ama mesela Yılmaz Ateş benim de dostumdur. Yılmaz Ateş'te pek çok konuda anlaşmam ama çok medeni bir insandır. Aynen. Eski CHP'nin hassasiyetlerini de tasvip etmem arkadaş. Yani. Tek parti dönemi CHP'si yani yerden yere vururum ama arkadaşlar ayrılan, ihraç edilen arkadaşların argümanları doğru. Diyor ki bu CHP, bu CHP değildi. Bizim CHP'mizi geldin, değiştirdin, dönüştürdün. İyi de o zaman CHP'de siyaset yapma. Kim böyle düşünüyorsa ayrılır, deklarasyonla ihraç edilmesini beklemeden ayrılır. Parti kurmak istiyorsa parti kurur. Dışarıda kalarak muhalefetini sürdürür. Bunu çok anlamlı bulurum. Söylediklerin hepsini de doğru buluyorum. CHP'nin gayri bir milli politika izlediğini, Türkiye düşmanlarıyla siyasi emellerini örtüştürdüğünü, birleştirdiğini, hepsine eyvallah. Bakınız orada bir diğer husus, mesela benim tezlerimden biridir. Bir milletvekili partisinden istifa ediyorsa, milletvekilliğinden de istifa etmeli. Doğru. Doğrusu budur ya. AK Partili seçmenler sana oy verecekler. Sen ondan sonra AK Parti'yle çeliştiğin için ayrılacaksın. Milletvekiline devam edeceksin. Bu çok onurlu bir davranış değil. Bu çok onurlu bir davranış değil. Onun için ben, evet parti içi demokrasi çok önemlidir. Ama bu genel başkanı sabah akşam eleştiren, genel başkanın siyasalarını sabah akşam yerden yere vuran bir şeye dönüşürse, hiçbir partisi, CHP için söylemiyorum. Ama bana göre Kemal Bey bugün kendisi parti içerisinde tek adamdır. Kemal Bey'e kimse kaşının üstünde bilmem neyin var diyemez. Diyeni de kapı önüne koyar. Zaten CHP böyle bir tek adam partisine dönüşmüş. Bu eleştirileri kültüründe onlardan... tek adamlık olduğu için... Tabii onlardan dinlememe gerek yok. Ben de dışarıdan baktığımda bir siyasetçi olarak bunu görebiliyorum. Dolayısıyla Mehmet Metin olarak, AK Partili bir siyasetçi olarak, kendi fikrine, siyasetine güvenen bir insan olarak 3-5 tane ihraç edilen insanlar üzerinden CHP eleştirisi yapmayı da çok anlamlı, gerekli bulmam. Analiz ederim. Parti içi demokrasi diyordunuz. Bize çemkiriyordunuz. Geldiğiniz noktaya bakınız derim. O ayrıdır. Bu güçlü bir siyasal argümandır. Ama şunu kabul etmem. Çünkü bunu kabul edersem yarın öbür gün içimizden birileri de çıkar ya. Aynı bunlar çıktılar da nitekim yani. Niye ihraç ediyorsunuz ki? Partimizi daha güçlü kılmak için öneri getirmeyelim mi? Yani biz kafa sallayıcılar mıyız? Kardeşim sen partiliysen, ben şu an MKYK üyesi olsam farklı konuşurum. Bakan olsam farklı konuşurum. Partide bir görevim olsam, milletvekili olsam. Ben şu an milletvekili değilim. Partide bir görevim yok ama AK Partili olduğum için, AK Parti'de siyaset yaptığım için bile önerilerimi getirirken çok da özenli bir dil kullanıyorum. Kalkıp çok da pervasız bir dille sabah akşam ben böyle düşünüyorum. Parti ilkelerinden saptı. Bu yüzden şöyle oldu, böyle oldu dersem bir tolere edilir, iki tolere edilir. Evet. Olmaz yani bu. Onun için bence parti içi ihraç olayıyla partiden ihraç edilen bu değerli siyasetçi arkadaşlarımızın eleştirilerinin iki ayrı kategoride değerlendirilmesini ben doğru bulurum. Evet.